Evet, 28. sorudayız arkadaşlar. Etil alkol fermentasyonuyla ilgili olarak yargılarından hangileri yanlıştır? Bir kere fermentasyon oksijensiz solunumda oksidatif fosforilasyonun gerçekleşme durumu söz konusu değil. Çünkü oksidatif fosforilasyon oksijenli solunumun elektron taşıma sistemi dediğimiz evresinde gerçekleştirilir. Son elektron alıcısı da nedir? Oksijendir. Etil alkol fermentasyonunda son elektron alıcısı asetaldehittir. Dolayısıyla ikinci öncü doğrudur. Ökaryotik hücrelerde sitoplazmada başlar, mitokondri organelinde sona erer. Arkadaşlar, hiçbir fermantasyon olayının hiçbir organelde gerçekleşme durumu söz konusu olamaz. Fermantasyon, yani oksijensiz solunum olayları sitoplazmada başlar ve sitoplazmada sona erer demeliyiz. Kromozom sayısı 3N olan endosperm. Endosperm triploid çekirdekten gelişir. Onun için 3N'dir bu. 3N eşittir 66 ise N eşittir ne yapar arkadaşlar? 22 yapacaktır. Dolayısıyla da 2N eşittir 44 yapacaktır. Şimdi bu bir çiçekli bitki midir? Çiçekli bitki olabilir. Endospermden bahsediyor. Besi dokudan bahsediyor ve bu da çift döllenme sonucunda meydana geliyor. Ve sen de biliyorsun ki çift döllenmeyi gerçekleştiren kısım kimdir? Arkadaşlar, çiçekli bitkilerdir. Sperm çekirdeklerinin kromozom sayısı n eşittir 22'dir ve sperm çekirdekleri n eşittir 22'dir ve dediğim gibi çifte döllenme ya da çift döllenme gerçekleşir. Kök ucu meristem hücreleri dediğimiz kısım 2n eşittir 44 kromozomlu mudur? 2n eşittir 44 kromozomludur arkadaşlar. Çünkü bu vücut hücresidir kök ucu meristem hücreleri, bu da doğrudur. Bir sperm çekirdeğiyle iki tane antipod dediği zaman olay bitmiştir. Çünkü iki tane antipod olmayacak, iki tane polar çekirdeği olması lazım. Dolayısıyla 29. sorunun cevabı ne oluyor? Edirne oluyor. Aşağıdaki şekilde çizgili kasların yapısı şematize edilmiştir. Bakınız arkadaşlar, biz buradaki şekilde bantların, sarkomerlerin vesairelerin yerlerini verdik ama ÖSYM verir, kesinlikle vermek zorundadır. Öyle bir kaidesi yok. Siz bu şekillerde hangi bandın nerede olduğunu, hangi miyofibrilin yani aktin ve miyozinden bahsediyorum, nerelerde olduğunu bilmek zorundasınız. Tamam mı çocuklar? Şimdi bu soruda bakalım. Buna göre çizgili kaslarda meydana gelen olaylarından kasılma ve gevşeme anında meydana gerçekleşenler aşağıdakilerden hangisi doğru olarak gösterilmiştir demişiz. Kasılma, gevşeme 1 2 3 4 2 4 1 2 3 4 1 2 3 2 4 1 2 4 3 4 2 3 4 1 2 4 şeklinde geliyor. Bakalım arkadaşlar. Sarkomer boyunun kısalması. Arkadaşlar, sarkomer iki tane Z çizgisi arasında kalıyor ve bu kasılma anında kısalacaktır. Çünkü Z çizgileri kasılma anında birbirine yaklaşır, gevşeme anında birbirinden uzaklaşır. A bandının boyunda kasılma anında da gevşeme anında da değişme olmaz. I bandının daralması kasılma anında gerçekleşen bir olaydır. Z çizgilerinin birbirinden uzaklaşması gevşeme anında gerçekleşir. O zaman ne diyeceğiz? 1, 2, 3, 2 ve 4. Yani cevabımız Ceyhan seçeneği olacak. Aşağıda verilen hormonlardan hangisi hipofiz bezinin arka lobundan salgılanmaktadır? Arkadaşlar, arka lobundan salgılanan iki tane hormon var. Bunlardan bir tanesi böbreklerdeki suyun geri emilimini arttıran antidiüretik hormon ADH. Bir diğeri de rahim kaslarını kasarak doğumu kolaylaştıran, süt bezlerinden sütün salınımını gerçekleştiren oksitosindir. Yani ADH ya da oksitosinin olması lazım şıklardaki cevap Adana'dır. Diğerlerine bakalım. Tiroiti uyarır ki tiroksin hormonu salgılansın, hipofiz bezinin ön lobundan salgılanır. Erkeklerde spermatogenez, kişilerde östrojen salınımını uyarır. Erkeklerde testosteron salınımını, dişilerde yumurtalıktan yumurta kanalına yumurtanın geçmesi dediğimiz ovülasyon olayını gerçekleştirir. Hipofizin ön loblarından salgılanan ikişer hormon, iki hormondur. Adreno kortikotropik hormon, adreno böbrek üstü demek. Kortiko korteks demek. Böbrek üstünün korteks bölgesinden hormon salınımını uyarır. Dolayısıyla cevabımız Adana seçeneğidir. Bu da hipofizin ön lobundan salgılanır bu arada. Aşağıdaki şekilde miyelin kılıfsız bir nöronda impulsun ilerlemesi gösterilmiştir. 1, 2, 3 numaralı bölümler impulsun yönünden bahsetmişiz. Buna göre numaralarla gösterilen olayların isimleri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak gösterilmiştir demişiz arkadaşlar. Şimdi bakalım neresi polarizasyon, neresi depolarizasyon verir, neresi de repolarizasyon şeklinde hepsini beraber bir irdelemeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar... Şimdi
1 numaralı kısımda, 2 numaralı kısımda aksonun dış taraflarında artı, iç taraflarında eksi yükler var. Fakat 3 numaralı kısımlarda dış taraf eksi, iç taraf artı. Şimdi dış tarafın eksi olduğu yer depolarizasyon olması lazım. Çünkü sodyum kanalları açılaraktan sodyumlar içeriye doğru difüzyona kolaylaştırılmış difüzyona uğrar ve sodyum artı 1 yüklüdür. Sodyum artılar yani katyonlar içeriye geçince dış taraf eksiyle yüklenmiştir. O zaman buranın depolarize olması lazım. Yani Denizli, Ceyhan ve Adana seçenekleri gitti. Peki 2 numaralı kısım nedir? 2 numaralı kısım arkadaşlar repolarize durumdur. Repolarize durum ve 1 numaralı kısım da polarize durumdur. Peki neden bu şekilde gerçekleşiyor? İmpulsun yönü ne tarafa doğruymuş? Bu tarafa doğruymuş. Yani ne demek bu? Dendrit bu kısımda, dendritten aksona doğru. Şimdi arkadaşlar bakınız. Repolarizasyon olayında gerçekleşen olay nedir? Repolarizasyon olayı hani tekrardan eski hale dönme işlemidir. Polarize durum nedir? Kutuplaşma olayıdır. Şimdi repolarizasyon dediğiniz olayda ne gerçekleşiyor? İşte repolarizasyon dediğiniz olayda efendim işte dış taraf tekrardan artıyla yükleniyor, iç taraf tekrardan eksiyle yükleniyor. Polarize durumda ne gerçekleşiyor? Polarize durum kutuplaşma, dinlenme halinde gerçekleşen bir durum değil midir? Evet, dinlenme halinde gerçekleşen bir durumdur. Ve polarize durumun sağlanması sırasında sodyum-potasyum pompasının rol olması lazım ki bu da aktif taşımayla gerçekleşir. Sodyum-potasyum pompası sodyum ile potasyumu aktif taşımayla olması gereken yerlerine, yani sodyumu az olduğu iç taraftan çok olduğu dış tarafa doğru, potasyumu da az olduğu dış taraftan çok olduğu iç tarafa doğru geçiren polarize pompadır arkadaşlar. Ve polarizasyon durumunda da ATP harcanır. O zaman da cevabımız ne olur? Bursa seçeneği olacaktır. Buna göre numaralandırılan tepkimelerden hangilerini gerçekleştiren enzimler ince bağırsak tarafından salgılanmaktadır demişiz. Tamam, bakalım şimdi ince bağırsak tarafından salgılanan enzimleri. Şimdi birinci reaksiyon glikojen artısı eşittir maltoz artı dekstrin ise bu reaksiyonu gerçekleştiren enzim amilaz enzimdir. Ve amilaz enzimi pankreas tarafından aynı zamanda tükürük bezleri tarafından üretiliyor. Hatta hangi tükürük bezinden salgılandığını söyleyelim. Kulak altı tükürük bezinden salgılanıyor. Maltaz enzimiyle glikoz artı glikoza, laktoz, laktaz enzimiyle beraber glikoz artı galaktoza, sükroz, sükraz enzimiyle glikoz artı fruktoza dönüştürülür. Bunların hepsini ince bağırsak kendisi üretir. Cevabımız da 2, 3 ve 4'tür diyoruz. Toplar damarda kanın hareket etmesinde 1, 2, 3 faktörlerinden hangileri etkili olabilir demişiz. Şimdi arkadaşlar baldır biliyorsunuz bacak kemiğidir ve burada baldır kasları kasılırsa eğer arkadaşlar damarın çapını daraltacaktır. Damar çapının daralması da kan akış hızının artmasına sebebiyet verecektir. Kulakçıklar biliyorsun ki kulakçıklar üst taraf, karıncıklar alt taraf. Kulakçıklar gevşerse toplar damarla üst top, ana toplar damar, alt ana toplar damar veya burası sağ kulakçık olsun, burası sol kulakçık olsun, akciğer toplar damardan gelen kanın rahatlıkla kalbe girişini girişini tetikleyen bir durum oluşturur arkadaşlar. Yer çekimine baktığınız zaman arkadaşlar yer çekimi mesela üst ana toplar damardan kanı kalbe getiriyorsunuz. Yer çekimi de aynı paralelde aşağı indireceğine göre kanı. Dolayısıyla bu da bir faktördür. Cevabımız da 1, 2 ve 3 olacaktır. İkinci savunma hattını oluşturmaz. Arkadaşlar ikinci savunma hattında fagositoz vardır. Fagositoz monosit gibi, eozinofil gibi, nötrofil gibi akyüvar çeşitleri tarafından gerçekleştirilen mikropları yalancı ayaklar yardımıyla yutulmasını sağlayan bir olaydır. Lizozim enzimi birinci savunma hattıdır. Hiçbir şekilde ikinci savunma hattıyla alakalı değildir. Yangısal tepki dediğimiz ikinci savunma hattıdır. İltihaplanma durumudur arkadaşlar. Doğal katil hücreleri dediğimiz hücreler ne yapıyor arkadaşlar? Lizozim salgılarını üretiyor. Yine ikinci hattı oluşturmakta. Antimikrobiyal proteinde interferonları üretiyor. İnterferon bir proteindir. Ve virüslere karşı üretilen bir proteindir. Doğuştan gelen bir bağışıklığı sağlayan bir protein çeşididir. Bitkilerde aşağıda verilen yapı işlev eşleştirmelerinden hangisi doğrudur demişiz. Bakalım şimdi arkadaşlar. Palizat parenkiması bir kere fotosentez yapacağından ötürü karbondioksit tüketimini gerçekleştirir. Fakat kaliptra enine büyümeyi sağlamaz.
Eninde büyümeyi kan büyüm ya da mantar kan büyümü sağlar demeli. Emici tüyler fotosentez yapmaz. Topraktan su ve mineral eminimini sağlamalı. Kutikula su kaybını önler. Damlama olayını sağlamaz. Hidatot damlama olayını sağlar demeliydi. Dolayısıyla da cevabımız Adana seçeneğidir. Sağlıklı bir insanda moleküllerinden hangilerinin nefronlar tarafından geri eminimi gerçekleştirilemez? Arkadaşlar, nefronlar tarafından geri eminimi gerçekleştirilemeyen kreatindir. Ürenin %50'si sağlıklı insanlarda glikoz ve aminoasitin tamamı geri emilir. Hatta üre idrar toplama kanalında, glikoz ve aminoasit ise nerede arkadaşlar? Proksimal tübül dediğimiz bölümde tamamen geri olarak emilmiş olacaktır. Cevabımız Adana seçeneğidir. Bir hücrede gerçekleşen translasyon yani protein sentezi sırasında 1, 2, 3, 4 olaylarından hangileri gerçekleşir? Bakalım arkadaşlar, hemen yapalım. DNA üzerinden mesajı RNA sentezi. DNA üzerinden mesajı RNA sentezi transkripsiyon sırasında gerçekleşir. Translasyon sırasında değil. Çünkü bu transkripsiyon yazılım olayıdır. Bu çevirim olayıdır. Aminoasitlerin peptit bağı ile birbirine bağlanması. Protein sentezi sırasında tabii ki ATP harcanacak. Çünkü sentez üretim. tRNA molekülleri de sitoplazmadan aminoasitleri nereye getirecek? Ribozom organeline getirecek ve cevap da 2, 3 ve 4 olacak. Ceviz ağacı ile ceviz ağacının altında bulunan bitkiler arasındaki ilişki tipi aşağıdakilerden hangisidir demişiz. Ceviz ağacının yaprak ve meyvelerinden salgılanan jüklon isimli bir madde yağmurla toprağa iner ve ceviz ağacının altında başka bitkilerin yaşamasına izin vermez. Ceviz ağacı ise bu durumdan etkilenmez. Arkadaşlar, ceviz ağacı nötr. Farkında mısınız? Ama ceviz ağacının altında bulunan bitkilerin yaşamasına ceviz ağacı izin vermiyor. Yani ona zarar veriyor. Şimdi mutualistlikte karşılıklı yarar. Kommensalizmde nötr artı yarar. Amensalizmde zarar eksi. Zarar ve nötr durum var. Saprofitlik ayrıştırıcılık. Parazitlikte artı eksi, yani yarar ve zarar var. Şimdi burada zarar ve nötr ilişki varsa, eksi ve sıfırla sembolize ediyorsan, cevabın amensalizm olacak. 12. sınıfın ekoloji bölümünde, ünitesinde anlatılan bir konudur. Evet, 40. sorudayız. Aşağıdaki soy ağacında numaralandırılan bireylerin kan grubu ve RH faktörü bakımından fenotipleri verilmiştir. Ayrıca soy ağacında yer alan bireylerden sadece... Arkadaşlar, burada bir dizgi hatası var. X ve Y bireyi olması değil, Y bireyinin renk körü olduğu bilindiğine göre diyelim. Bireyinin diyelim şurayı da renk körü olduğu bilinmektedir. Şimdi hemen kan grubu ve RH faktörü bakımından fenotiplerine bakalım. Şimdi burası A0 küçük r küçük r'dir. Burası B0 büyük r küçük r'dir. Burası A0 küçük r küçük r'dir. Burası da 0 büyük r küçük r olacak. Bu görmüş olduğunuz kısım A'dır, yanını bilmiyoruz. Küçük r küçük r'dir. X ve Y için yorum yapmıyoruz. Fakat burada Y'nin renk körü olduğunu biliyoruz. Y renk körü ise sadece, o zaman bu bireyin taşıyıcı olması lazım. Bu bireyin ne olması lazım? Sağlıklı olması lazım. Şimdi hemen bununla ilgili yorumlara başlayalım. 4 numaralı birey renk körlüğü bakımından taşıyıcıymış. Arkadaşlar, 4 numaralı bireyin renk körü bakımından taşıyıcı olduğunu ben zaten az önce gösterdim. Y bireyinin kan grubu ve RH faktörü bakımından genotipi A0 büyük R, ne demişiz? A0 büyük R küçük R'dir. Arkadaşlar, kesinlik sorusu olduğu için Y ile ilgili yorum yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Çünkü Y dediğim bireye baktığın zaman küçük R küçük R de olabilir. İlla büyük R küçük R olacak diye bir kaydı yok. Evet, A0 olur fakat küçük R küçük R de olabilir. 2 numaralı bireyde renk körlüğü aleli bulunmaktadır demiş. 2 numaralı bireyde renk körlüğü aleli bulunur. Niye? Bu kız çocuğu büyük R'yi babasından alacak. Çünkü babada herhangi bir şekilde renk körlüğü durumu söz konusu değil. Fakat küçük R'yi kimden alacaktır? Annesinden alacaktır. Ve anne de 2 numaralı birey olduğu için doğru. 1 ve 3 numaralı bireylerin kan grubu ve RH faktörü bakımından genotipleri A0 küçük R küçük R'dir diyor. 1 ve 3 numaralı bireylerin kan grubu ve RH faktörü bakımından genotipleri A0 küçük R küçük R'dir. Bu da doğru. Onun için de cevap 1, 3 ve 4'tür diyeceğiz.